Merhaba hocalarım, bu videomuzda derslerimize sınav nasıl ekleyeceğiz, sınav ayarlarını genel olarak nasıl yapacağız, bundan bahsedeceğim. Öncelikle sınav eklemek istediğimiz dersimize tıklıyoruz. Düzenlemeyi aç butonu e, aktif hale getiriyoruz, düzenlemeyi açıyoruz. Daha sonra yeni etkinlik ve kaynak ekle kısmından sınav etkinliğini tıklıyoruz. Da sınavımıza adınız veriyoruz bize dedim ben açıklama kısmına öğrencilerinize sınavla ilgili yapmak istediğiniz duyuruları belirtiyoruz burada ben otomatik bir açıklama oluşturmuştum kendi öğrencilerim için ardından kurs sayfasında açıklama göster kısmında bunu eğer aktif hale getirirsek yaptığımız açıklama direkt kurs sayfasında gözükecek yani derslerimizde Direkt ödevinin altında gözükecek. Daha doğrusu sınavın altında. Eğer tıklı olmazsa da ancak sınava girdiğinde bu açıklamayı görebilecek öğrenciler. Bunun dışında zamanlama kısmı önemli. Sınav tarihinizi burada belirliyoruz hocalarım. Burada sınav tarihimizi giriyoruz. <laughs> sınav tarihimizi girdikten sonra sınavın bitiş tarihini girmemiz gerekiyor. Sınavın bitiş tarihini hocalarım genelde eğer mesela 45 dakikalık sınav yapacaksanız e, sınavın başlama ve bitirme arasında yaklaşık olarak bir saat zaman vermeniz önemli. Sistemsel hata yaşayan sisteme giriş yapamayan öğrencilerimiz için problemin çözümü olacaktır. Bunu bu şekilde mesela ben 45 dakikalık bir sınav yapacağım başlangıç saati 18:40 bitiş saati 19:40 olarak belirledim. Burada zaman sınırını aktif hale getirdiğimde ve 45 dakika zaman sınırı eklediğimde bu şu anlama gelecek: Öğrenciler şu bir saat içerisindeki istedikleri zaman diliminde, ister 18:40'ta girsinler, ister 18:45'te girsinler, yine sınava girebilecekler. Fakat sınavda durma süreleri 45 dakika olacak. Daha sonrasında sistem otomatik olarak sınavdan dışarıya atacak. Not kısmından deneme hakkı kısmı önemli hocalarım. Öğrenciler sınava sadece bir kez girebiliyor olmaları gerekiyor. Düzen kısmında sorularımız çoktan seçmeli soru ise de yazılı soru ise de her bir soru tek bir sayfada görünsün istiyorsak buraya yeni sayfa her soru şeklinde varsayılan şekilde gelmiş olması gerekiyor. Burada daha fazla göster butonundan gezinti yöntemi serbest şeklinde. Bunu ardışık yaparsak eğer sorular arasında geri dönüşe izin vermez hocalarım. Eğer burası serbest olursa sorular arasında geçiş yapabilir öğrenciler. Burada soru davranışı, soruları karıştır kısmı her öğrenciye rastgele olarak soru havuzundan rastgele olarak e, sorular gelsin istiyorsanız yani mesela 30 soru belirlediniz bundan e, ya da işte 20 soru sistemi yüklediniz sadece 20 soru üzerinden sınav yapacaksınız Fakat bunlar karışık olarak gelsin istiyorsanız soruları karıştır kısmının Evet olarak işaretlenmiş olması gerekiyor bir diğer önemli noktada seçenekleri inceleme kısmı burada aslında eğer ki öğrenciler puanlarını görebilsin istiyorsanız bunları tıklı hale getirebilirsiniz. Fakat e, genel olarak sınav mantığı sınav cevaplarını sonrasında sınav sonrasında öğrenmeleri daha mantıklı. Çünkü sınav sırasında ya da sınav hemen bittikten sonra buradaki fazladan vermiş olduğumuz zaman içerisinde öğrenciler cevapları öğrenmemesi gerekiyor. Çünkü kendi aralarında iletişim görebiliyorlar haliyle. Burada bu ayarların hepsini inaktif hale getirmemiz gerekiyor. Evet, kaydet ve göster diyoruz. Artık sınavımıza soru ekleme yapabiliriz hocalarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.